Türkiye gri listeden çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başardık mesajını paylaşmıştı ve bu başardık mesajının hemen ardından resmi bir açıklama da yapıldı. Şimdi Profesör Doktor Evren Bolgun bizlerle birlikte, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın Bolgun, hoş geldiniz Sözcü ekranlarına. Merhaba. Merhabalar İrem Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Uzun süredir bekliyorduk. Önce Mehmet Şimşek'ten geldi başardık mesajı, sonrasında da resmi açıklama yapıldı. Ne anlama geliyor bizim gri listeden çıkmamız? Bundan sonraki süreçte bizleri ne bekliyor? Bir şeyleri hızlandırır mı gri listeden çıkmak? Yani şimdi tabii şöyle bir şey. Yani listeye zaten yani niye girdik? Yani o ayrı bir tartışma konusu tabii, ama yani en azından Türkiye'nin işte 2001 krizinden sonra yaşadığı bir süreç vardı. O süreçten sonrasında tabii bayağı bir emek sarf edildi. Hani bu yatırım yapılabilir kredi notunu almak için, ve onu sağladı aslında Türkiye 2001 krizinden sonra yaptıklarıyla. Ama çok uzun sürede sürdüremedik. Yani yatırım yapılabilir kredi notunu kaybettikten sonrası, ki bu aşağı yukarı son 10 yılı özetliyor, tabii gri listeye giriliyor olması falan hadiseyi bambaşka noktaya doğru götürdü. Yani nereden etkilendik yani büyük ölçüde? Tabii yabancı sermaye, yani öncelikli olarak yabancı sermaye tarafında çok ciddi bir etkisi oldu olumsuz anlamda. Yani doğrudan yatırım hamlesi, işte az önce bahsettiğim 2001 krizinden sonraki 2000 aşağı yukarı 14-15 lira kadar yoğun olarak süren doğrudan yabancı yatırım, yani yıllık 20-25 milyar dolar mertebesine kadar çıkan artı portföy yatırımı tarafında çok daha fazlası. Yani Türkiye bir yıl içerisinde 50-60 milyar dolara yakın yabancı sermaye akınının olduğu yıllardan bahsediyorum. Ve sonra tabii bu kurudu. Yani biz bu gri listeye girmemizle birlikte aslında bu kanallar kurudu. Yabancı yatırımcı hem doğrudan yatırım tarafında yatırımcının kalitesi düştü. Özellikle Orta Doğu menşeli sermaye Batı sermayesinin yerini aldı. Bu doğrudan yabancı yatırımda bizim Greenfield diye tabir ettiğimiz finansçıların sıfırdan doğrudan yabancı sermaye girişi, yani bir fabrika, bir tesis vesaire şeklinde bir ürün üretimi için veya teknoloji getirip buradaki kendi know-how'ını Türk işçisiyle buluşturup Türkiye'den üretip bunu yurt dışına ihraç etme ve Türkiye pazarına sunma gibi girişimler, yani bu tür yatırımlar olmadı açıkçası son yıllarda. Bunun yerine Orta Doğu menşeli sermayenin gayrimenkul yatırımı artı işte önce 250 bin dolar, sonra bunu yükseltmeye çalıştık 400 bin dolar, ama yani neticede bir gayrimenkul yatırımı üstünden işte vatandaşlık verilerek ve bir taraftan da bence bunu senkronize değerlendirmek lazım. Yani İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişikliği, yani Süleyman Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya transfer olunması bakanlıkta, birçok şeyin kara para, uyuşturucu vesaire, yani çetelerle mücadele tarafında özellikle son 1-1,5 yıllık zaman zarfında müthiş bir ivmelenmenin, yani olumlu yönde. O zaman şöyle diyebilir miyiz Sayın Bolgun, İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişikliği Türkiye profilinde olumlu bir etki yarattı? Yarattı tabii, yani bunu vatandaşta yani yarattı, ama bizler tabii vatandaşlar olarak, hani ben tabii hani şaşkınlıkla izledim. Yani bu en son bayramda galiba Sayın Bakan Ali Yerlikaya son bir yılın muhasebesini verdi. Yani o muhasebede bahsettiği rakamlar, yani işte yakalanan tonlarca uyuşturucu, işte çetelerle sayıca mücadeledeki tutuklamalar vesaire, baskınlar falan, yani rakamlar binlerce adet o var. Dolayısıyla hani insan ister istemez acaba bir önceki bakan döneminde neler olmuş ki sorgusunu kendi kendine sormadan edemiyor tabii doğal olarak. Ama yani neyse, geçmişi bir kenara bırakalım da, ama önümüze baktığımızda yani biz tabii kredi yatırım, yani kredi derecelendirme notunda da çok gerilere düştük. Yani 6 kademe, o bahsettiğim 2001 krizi sonrasındaki 8-10 yıllık periyot var ya, 2013'e evet, kadar giden. Oradan sonrasında düştüğümüz yer ülkece kredi notu, derece notu olarak 5-6 kademe geride yatırım yapılabilir seviyenin. Dolayısıyla şimdi Temmuz'da yine bir kredi derecelendirme not toplantısı var. Orada da kredi notumuz artacağını düşünüyorum.
Ne kadarlık bir artış bekliyorsunuz? Biz bu 5-6 kademe geriye düştük dediniz. Ne kadar sürede aşabiliriz biz bu mesafeyi? Vallahi tabii yani şimdi o bir kademe artacak. Yani ne kadar sürede düştüysek yani en az o kadar sürede geri çıkarız. Yani bu iş yani finans piyasası tabii her zaman simetrik hareket etmez ama yani biz bir günde düşmedik. Yani bir yılda düşmedik tabii. Bu yıllara dayalı yani aşağı yukarı. Son 6 yılın bir manzumesidir bu 2000, hatta biraz daha geriye de gidebiliriz 2016'lara kadar ama yani 5-6 yıldır özellikle Türkiye'nin hem yönetim sistemindeki değişiklikler hem işte yabancının Türkiye'ye bakışı hem içerideki iç siyasetteki karışıklıklar falan. Yani bunların hepsini topladığınızda ekonomi tarafında da çok ciddi irrasyonel hamleler Mehmet Şimşek öncesi olmuştu biliyorsunuz. Evet. Detaylıca. Dolayısıyla yani hepsini toplarsak yani bence bir kere yani bu işin daha başlarındayız. Yani ortasında da olduğumuzu söyleyemem. Yani yola yeni başladık. Aşağı yukarı bir yıl işte iki aydır diyeyim hani bir yıldır kabaca enkazı eski dönemdeki diyeyim. Hani eski dönem yine aynı iktidar da yani yapılanlar enkaz gibi oldu. Yani orayı toparlamakla geçecek ve bu da yılları alacak. Yani buradan gri listeden çıktık diye hemen ertesi ay tabii yabancı yatırımcı yağmayacaktır bir anda. Bu bir zaman alacak. Yani Türkiye enflasyonu düşürme yolunda devam ettiğinde kararlı ve istikrarlı bir şekilde. Bu tabii ister istemez enflasyonu düşürürken çok yüksek çünkü. Hedeflerin üstünde kalınacağını ben düşünüyorum. Yani önümüzdeki sene için %14 hedefi çok iddialı enflasyonda. Onun üstünde kalacağımız yani 20'li rakamları civarında bir rakam olacaktı diye düşünüyorum seneye. Yine baz olumlu senaryo açısından bakarsak. Dolayısıyla bir taraftan enflasyon düşürme mücadelesi, bir taraftan işte kamu bütçesindeki açıklarla yapılan mücadele, bir taraftan büyüme geriye çok fazla çekilmemesi gerekiyor ama enflasyon düşürürken bu da ayrı bir tezat oluşturuyor. Yani bir makro denge tarafında bir optimizasyon programıyla karşı karşıyayız aslında ve yabancının da işte hükümetin iddia ettiği programa teveccüh gösterip buna katılması gibi bir beklenti içerisinde aslında iktidar. Ama yabancı yatırımcı tarafında yine söylediğim evet. gibi hani Orta Doğu menşeli'nin yerine Batı sermayesini alması gerekiyor. Yani İngiltere, Avrupa Birliği, Almanya vesaire, Hollanda gibi, Fransa gibi ve Amerika gibi. Evet. Yani bu noktada ilerlememiz gerekiyor. Peki Sayın Bolgun bir virgül koyalım isterim. Şu anda ekranlarımızda da yer almakta o basın açıklaması. Hemen o basın açıklamasına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. Paylaşmak isterim izleyicilerimizle. Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına ilişkin basın açıklaması. 28 Haziran 2024 Maliye Eylem Görev Gücü'nün bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir. Bu çerçevede MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecektir. Gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur şeklinde bir basın açıklaması geldi.